birine yardım ettiğimiz zaman onu Allah için mi yoksa nefsimiz için mi yaptığımızı nasıl ayırt edebiliriz? Evet, bunu ısrarla söylüyoruz. Biri gönül itibariyle Allah'a dönüp benim hayattaki hedefim Allah'ın rızasını kazanmaktır. Ebedi hayatımı kazanmaktır deyip evet, hedefine Allah'ın rızasını, ebedi hayatını koyduğunda o ne yaparsa yapsın onun her hali ibadettir. Çalışması da ibadettir. Harcaması da ibadettir. Birine ikramda bulunsa da ibadettir. Hedefi bellidir onun. Ama hedefini belirlememiş. Böyle bir niyeti yok. Böyle müminlerde var mıdır? Varmış. Vardır herhalde. İşte dünyamızı kazanmaya çalışıyoruz. Boş vakitte de ibadetimizi yapıyoruz. Böylelerinin evet, her yardım yaptığında, ibadet yaptığında ben bunu Allah rızası için yapıyorum deyip niyet etmesi gerekiyor. Onun niyeti bozuk çünkü. Niyeti bir o tarafa, bir başka tarafadır. Niyeti dünya olunca, ahiret için bir şey yapmayı düşündüğünde ona niyet etmesi gerekir. Ama onun ötekinin niyeti evet, bir seferdir. Mesela biri dese ki, niyet etse Ramazan ayı orucuna niyet etse, niyet ettim Ramazan ayının orucunu tutmaya dediğinde o bütün Ramazan'a birden niyet etti. Artık onun bir daha niyet etmesi gerekmiyor. Ramazan'ın başında bir sefer niyet etmiş. Ramazan ayının orucuna. Bütün oruçları tutarken niyeti yeterlidir. Ama biri de dese ki, orucu tutmaya çalışacağım. Tutabildimse tutacağım, tutamadımsa tutamayacağım, tutmayacağım. Bunu her gün niyet etmesi lazım. Her gün için ayrı ayrı niyet etmesi lazım. Evet, bu da böyledir. Niyetimizi bir sefer yapalım. Niyetimiz Allah'ın rızası olsun, ebedi hayatımız olsun.